Evet arkadaşlar, Ayasofya tarihi açılışını bugün yapacak. İlk cuma namazı kılınacak. Ama bunun arkasında neler dönüyor, kimler ne iş yapıyor, kimler ne zorluk çekiyor kimse bilmiyor. Şu an arkamda gördüğünüz yer Ayasofya'dan yaklaşık 2-3 kilometre uzakta bir yer. Buranın şöyle bir kalabalığı saat 9.20'de varken öğle saatlerine buraya düşünemiyorum. Biraz sonra size yukarıyı göstereceğim. Burada Ayasofya'nın açılışında, bugün burada cuma namazı kıldırmasında bu insanlar canlı yoldan bulmadı. Tramvay full çekiyor. Full çeken bir tramvayın içinde pandemi sürecinde böyle bir şeye gidiyorlar insanlar. Ölüme gidiyorlar sanki. Allah hepimizin aklını başına getirsin. Evet arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz yerde yol kapanmış. Polisler başka tarafa gönderiyor. Bizi böyle bir yoldan gönderiyorlar. Şu anda bu süreçte yapılacak bir şey miydi? Tabii düşünülmesi gereken bir şey. Fakat yani ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu başta Fahrettin Koca ve Türkiye Devleti'ne bir ihanet olarak görüyorum. Bugünden sonra pandemi vakalarının inşallah artmaz ama katlanarak artacağını düşünüyorum. Çünkü her yer full. İnsan kalabalığından geçilmiyor. Şu an ne yapacağız bilmiyorum. Şu an Beyazıt, Çemberli Taş, Sultanahmet. Bütün sokaklar kapalı. Polisler sizi tavaf ettiriyor. Bütün her yeri gezdiriyorlar. Eminönü'ne ineceğim. Ve şu an Beyazıt'ı gezdim. Çemberlitaş'ı gezdim. Şu an Çemberlitaş'ın alt sokaklarında, Cağaloğlu tarafında. Geçemiyorum ama geçmeye çalışıyorum. İnsan kalabalığını şuradan bakın. Burayı kapalı. Kapalı olduğu halde ne kadar kalabalık görüyorsunuz. Bu geçenler şu an normal insanlar. Artık polisler o kadar bıkmış ki yolları insanlar kesmeye başlamış. Belirtilen insanlar yolların kesilmesinde yardımcı oluyorlar. Ve orada Allah Allah nidalarıyla yolları kestiler ve insanları geçirmiyorlar. Şu an ne kadar ara sokak varsa hepsine giriyorum. Evet arkadaşlar, şu an 3 tane üst aramasından geçtikten sonra Sultanahmet Meydanı'na geldim. Sultanahmet Meydanı'nı şöyle göstereyim. Arkadaşlarımız, sizlerden istirham ediyorum. Ayasofya Camii çevresi ve Sultanahmet Meydanı şu an itibariyle mesafe sistemi dikkate alınarak dolmuş durumdadır. Güvenlik geçişlerindeki yerlerde görev yapan güvenlik güçlerimize, görevli arkadaşlarımıza lütfen yardımcı olun. Arkadaşlar, bu kalabalığı görüyorsunuz. Ben Ayasofya'nın açılışına herhangi bir karşıt birisi değilim. Bundan gurur duyuyorum. Ülkem adına iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun düşünülüp yapılması gerekiyordu. Onca insan tehlikeye atıldı ve ben buna çok üzülüyorum. Bu tehlikeye giren kişilerden bir tanesi de benim. Full bir travmaya mecburen bindim. İnsanların içinden, kalabalık insanların içinden mecburen yürüdüm. Mecburen onların içinde namaz kıldım.
Bunun için üzgünüm ama mutluyum. Deminden duyduğunuz anonsta anons yapan kişi diyor ki Sultanahmet ve Ayasofya kısmında cuma namazını kılmak isteyen insanların kapasitesi doldu taştı diyor. Lütfen polisleri zorlamayın diyor. Kapıları zorlamayın diyor. Girmeye çalışmayın diyor. Ama bunu tabii ki bu millete anlatamayız. O yüzden ne yapıyorlar? Bütün kapıların hepsini gösterdim size. Hepsinde toplanmışlar ve yükleniyorlar birden ve artık inceldiği yerden kopsun misali içeri girmeye çalışıyorlar. Kimsenin de umurunda değil. Hala insanlar gitmeye devam ediyor. Kimse kalabalıktan ondan bundan korkmuyor. Sadece kafalarına bir şey kodlanmış. O da Ayasofya Camii'nde ilk cuma namazını kılmak. Şu an yaptığım şey siyaset değil. Siyasetle alakası yok. Ama bu işin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç değilse şu anda çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bulunduğumuz süreç buna elverişli değil. Yani bugün inşallah o süreç büyümez. Daha fazla patlak vermeyiz. Yine bir polis bariyeri var ve insanlar hala içeri girmek için polisleri zorluyorlar. Üst aramasına girmeye çalışıyorlar. Beni arayın, ben geleyim, üstümde bir şey yok, seccademle geldim laflarını duyuyorum. Şurada burası Marmaray Sirkeci İstasyonu. Buradaki girişler de kapanmış. Buradaki girişlerde yaptıkları tek şey üst araması ve kameraya çekiyorlar insanların yüzlerini. Herhangi bir şey olmasına karşı. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben şöyle Eminönü'ne gelmek üzereyim. Az kaldı. Normalde Beyazıt'tan Eminönü'ne 15 dakika yürüme mesafesi olan bir yer. Fakat yaklaşık bir saattir yürümeye devam ediyorum. Ve daha hala ulaşmış değilim. Sirkeci'ye anca ulaştım. Yani diyeceklerim bu kadar. Bu millete yazık ediyorlar. Şurada bayılan birisi var. Kalabalıktan fenalaşmış. Bayılmış. Hala hiçbir şeye aldırış etmeden diğer insanlar yürümeye devam ediyor. İnşallah sonumuz hayır olur. Arkadaşlar, Ayasofya'nın çevresinde kılmaya çalışan insanlar Gülhane'ye kadar, Sirkeci'ye kadar uzandı. Ve ses gelmediği için hiçbirisi namazlarını kılamadı. Herkes şu an dağılıyor. Çok büyük bir kalabalık var. Sosyal mesafeyle alakası olmayan insanların dip dibi birbirlerinin yanında öksürmesi, tiksirmesi, hapşurmasıyla geçen bir cuma namazıydı. İnşallah bu kalabalıktan ülkemiz zararlı çıkmaz. Keşke koronadan sonra daha dikkatli bir şekilde hastalık olmadan
açılsaydı ve bu namaz kılınsaydı. Ama yapacak bir şey yok. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.